Aydın'da doğdum. Babam varlıklı bir toprak ağasıydı. Milli mücadelede başarıyla görev aldım ve İstiklal madalyamı gururla taşıdım. Siyasete atılmam Serbest Cumhuriyet Fırkası ile oldu. Kısa süre sonra parti kendini feshedince Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldım. 31 seçimlerinde Aydın milletvekili olarak meclise girdim. İnönü bütün üretim araçlarını devletleştirmek istiyordu. Bu faaliyete karşı çıktım. Arazilerin %70'i zaten devlete aitti. Özel mülkler de devletleştirilirse Sovyetler Birliği mi olacaktık? Dörtlü takriri bilirsiniz. Celal Bayar, Refik Koraltan, Fuat Köprülü birlikte serbest seçimleri istiyorduk. Özgürlük istiyorduk. Demokrasi istiyorduk. Bunun karşılığında CHP'den ihraç edildik. Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan'la birlikte Demokrat Parti'yi kurduk. CHP 46 seçimlerini açık oy gizli sayım usulüyle kazandı. 50'de ise yasa değişmişti ve kapalı oy açık sayım yapıldı. Seçimi Demokrat Parti kazandı. Celal Bayar Cumhurbaşkanı olur olmaz başbakanlık görevini bana verdi. 10 yıl süreyle partimin başkanı olarak 5 hükümet kurdum ve başbakan olarak görev aldım. Sanayileşme ve şehirleşme ülkede kalkınmayı sağladı. Yabancı sermayenin Türkiye'ye güveni sağlandı. Marshall yardımları, Kore Savaşı, NATO'ya giriş benim başbakanlığım döneminde gerçekleşti. CHP'nin tek parti iktidarı döneminde elde ettiği bütün mal varlığına el koydum ve hazineye kaydını sağladım. Türkçe okulan ezan zorunluluğunu kaldırarak ezanın yeniden orijinal haliyle okunmasını sağladım. Ve 27 Mayıs 1960 sabahı Türkiye askeri darbeye uyandı. Celal Bayar, ben ve arkadaşlarım tutuklandık. Yasada da yargılandık. Askeri yönetimin gözetimi altında yapılan aslında bir yargılama değil, itibarsızlaştırmaydı. Hakkımda verilen idam kararı gerçekleştirilmeden önce şu satırları kaleme aldım. Sizlere dargın değilim. Sizin ve diğer zevatın iplerinin hangi efendiler tarafından yönetildiğini biliyorum. Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki, hürriyet uğruna ortaya koyduğum başımı 17 sene evvel almadığınız için sizlere müteşekkirdir. İdam edilmem için ortada hiçbir sebep yoktu. Dilimden boşuna korktunuz. Ama milletimle el ele vererek ölüm sizleri ebediyete kadar takip edecektir ve bir gün mutlaka silip süpürecektir. Sizler beni değil, özgürlüğü ve demokrasiyi idam ettiniz. Tahmin edebildiniz mi? Ben kimim? Sanatçımız Altan Alkan'a çok teşekkür ediyoruz. 1950-1960 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı görevini üstlenmiş siyasetçimiz kimdir? A. Nihat Erim, B. Celal Bayar, C. Adnan Menderes. C. Adnan Menderes. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Bakalım.